Yapamıyorum ki bu anı kapatıyorum. Selam herkes. Selam arkadaşlar. En iyi kanal videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Biz iyiyiz, teşekkür ederiz. Bugün yanımızda Petek Hanım var. Merhabalar. Merhabalar Petek Hanım, hoş geldiniz. Bugün yurt dışından gelen abur cuburları deneyeceğiz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bir sürü yurt dışından gelen abur cuburumuz var. Mesela ne yiyelim ilk önce? O zaman. En iyilenci bu. En iyilenci bu mu, öyle mi diyorsun? Bu arada arkadaşlar, buradan çıkan Instagram adresinden bizi takip edebilirsiniz. Öyle bir paylaşım yapıyoruz, story at. Ben atmıyorum da uğraşamam. Petek ablamız atıyor, o da beni atıyor. Öyle işte. Yaşam belirtisi öyle oluyor. Arkadaşlar şimdi wasabi cipsini deneyeceğiz. Ama bunun arkasındakiler niye Türkçe Petek? Bunu çünkü Türkiye'den almışız. Bir şey yok. Dandırıcılık mı yapıyoruz? Ne iyi. Arkadaşlar bu videoyu biz bir önce falan çekmeye planladık. O zaman aldık. O zamandan beri üşendik, çekemedik. Evde bulduk. Aa yeşil. Aa yeşil. Acaba neden? Ne diyorsun ya? Çok kötü. Güzel. Çok kötü oldu. Ha çok güzel oldu. Bir daha yani çok kötü oldu. Wasabi dip giriyor. Anladın mı şakayı? İyiyim mi? Şakayı anlamadın ki. İyiyim mi? Hı-hı. Emin misin? Evet. Ya öyle değil mi? Hepsini atacaksın ağzına. Çok kötü. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bunu Türkiye'den almış olmamız yurt dışında olmadığı gerçeğini değiştirmiyor. Olduğu gerçeği diyecektim. Niye söylemedim ama bilerek seni kandırmaya çalıştım. Aa yoo, yurt dışından almışsın. Aa bak içim yurt dışı. Sen çok zekisin ya. Evet o. Ben sevdim bu arada, ne diyorsun? İğrenç, leş gibi. Ama bir şey, baharat falan çok güzel cipsin tadı. Hayır. Ama Lay's'e benzemiyor mu direkt? Wasabi Lay's. Bunu kaç paraya aldık bilmiyoruz. Azar yiyince güzel oluyor bak. Bakayım. Ya. Ya. Daha yeni temizledim. O çok. Çok güzel ama çok da kötü. Ben acı seviyorum arkadaşlar, biliyorsunuz. Ben onun üzerinden buna üçlü yedili. Bir üç oluyor, bir yedi oluyor. İyi. Yani o yüzden 5 veriyorum. 3 dediğin ortası kaç? Ben 2 veriyorum. 2 mi veriyorsun? Belki daha çirkin bir şey çıkar. Hakkını yemeyelim. Ye onu, öyle olmaz. Paramız başa gidecek. Sen ye. Arkadaşlar şimdi o acılığın üzerine bir tatlı bir şey yiyelim diyoruz. Ne yiyelim? Ben çok açım. Çok mu açsın? Yemek yemeyim geldin. Onu istem. Hayır, bundan yiyelim. Ondan mı yiyelim? Tamam, onu. Kurabiye. Arkadaşlar bundan. Bu arada arkadaşlar Petek'in YouTube kanalında açıklamalar var. Oradan abone olabilirsiniz. 1 milyon abone olunca video atacak. Evet. Tamam, şimdi açıyoruz kurabiyeyi. Anne kurabiyesi. Anne kurabiyesini. Şimdi. Aa bak böyle küçük küçük değişik değişik. İğrenç, ben kocaman bekliyordum. Ben de. Bitter. Bitter değil. Bayağı güzel ama. Ben çok sevdim bu arada. Ama şeye benziyor. Türkiye'de buna benzeyen bir şey var. Hanım eller. Hayır hayır. Ama o kadar güzel değil. Sabri Kuki'ye benziyor. Ne kadar vermiyor? 100 lira falandır. Verme. O kadar güzel değil. Benim ortasında dolgu var. İçinde Nutella olsa daha güzel olur. Var işte. Nutella değil ya. Ucuz Nutella. Ne çok güzel bir şey buldum. Ben de yaladım. Sen gizli bunu bir yedin mi? Hayır Özkan. Sen bunu yemişsin. Arkadaşlar böyle bir şeker var. Niye böyle bir şey var? Sana özel tasarlanmış Yatko. Ya düzgün otursana. Arkadaşlar boyu uzun gözükecek diye çok değişik oturuyor. Hayatımda ilk defa öyle oturuş gördüm. Boyun zaten uzun. Kendime tam ben böyle durayım. Hayır, benim önüme bütün uzunları koymuşsun. Ben gözükmüyorum. Bu arada arkadaşlar bir beğenmişsiniz. Ben mümkün çünkü her laptan bir kere kazanıyoruz. Ve bunu samimi şekilde söylüyorum ben. Petek biliyor. Evet doğru. Yardımlar pahalı çünkü. Şimdi arkadaşlar yurt dışında çok ünlü olan bir cips var. Takis belki duymuşsunuzdur. Normalde şey oluyor. Kırmızı oluyor, biz mavisini aldık. Daha acıymış herhalde. Bu acı cips var. En acı cipslerden bir tanesi. Denelim mi? Denedim. Denedin mi bunu? Bunu denedin mi sen hemen gizle? Denemedim. Acı kokuyor. Aa. Çok güzel kokuyor. Şey kokuyor. Ne kokuyor? Biberli akımdaki şey. Ne? Biberli akımdaki. Onu bununla yapıyorlar bu arada, o biber TikTok akımı. İçinden böyle bu arada cips mavi çıkıyor. Şey bu arada patos rolsun direkt mavisi. Evet öyle ya. Tadı da benziyor. Ekşi. Onun da biraz ekşi. Acı bu arada baya. Ekşi. Baya acı, ben çok sevdim. Evet, çok ekşi. Hakkı artık ekşi mi çıkmış? Ne? Artık ekşi mi çıkmış? Şimdi Petek bu ekşi değil. Çok ekşi. Hayır, yurt dışında kendimi herkes denemedik. Onun sonra Japon yapıştırıcısı da yapıştırdık. Evet. Sadece bunu denedik ama. Tırnak yapıştırıcısıyla. Dilim mavi. Bunu onun üzerinden kaç veriyorsun Petek? 5. Ben burada buna 8,5 görüyorum. Hadi ben 4. 4 mu? Çünkü çok ekşi. Bir de acı. Ben kurabiye vermeyi unuttum. 6 veriyorum. Ben 3 veriyorum. Ben hiç veriyorum. Evet. İçecek içelim mi?
İçelim. Aa, bir sürü içeceğimiz var burada arkadaşlar. Kolayı sen önersin. Niye? Bardak var. Tamam, ilk o zaman Twix'i deneyelim mi? Hayır ya, hayır. Sen Twix'i deneyelim mi? Sen de kola dene. Twix'i deneyelim mi? Sen de kola. Bir gün kola ilk içişime özel video çekeceğim. Ne çekeceğim? İlk içişime özel video. Ha. Evet. Tamam, biraz çakala. Dibine çökmüştür. Kesin iğrenç. Twix'i biliyorsun değil mi? Çikolata. Çikolatalı süt. Bu arada arkadaşlar, tırnağım kirli değil, kedi mısırdı. Kedisi. Ulan sen de... Güzel mi? Sen kesin beğenmezsin. Beğenmedin değil mi? Kötü değil, güzel de değil. Oha çok güzel. Nasıl güzel ya? Hindistan cevizi, çikolatalı süt. Oha! Hindistan cevizi, çikolatalı süt. Başka ne Hindistan cevizi, çikolatalı süt var? Ne yapayım, beğenmedim. Ben çok beğendim. Bence güzel değil Nazga. Bu arada ben bunu 10 üzerinden 8 veriyorum. Sen? 5 o zaman. Bu kolay ya. Tamam, alamam. Tamam, kolay içelim. Fanta, fanta içelim. Tamam. Al bakayım. Neymiş bu? Çilekli. Strawberry kivi. İşte şey. Çikolata. Çilek. Çikolatalı ve kivili. Çikolatalı kivili. Aa, rengi pembe arkadaşlar. Tam senin böyle şey işi. Evet, aşko şeyi. Aşko, prenses işi. Bence bu güzeldir bu arada. Asit içersen kokusu çok güzel. İnanam. Tadı kokusu kadar güzel değilmiş. Ne diyorsun? İğrenç. Arkadaşlar Petek hiçbir şey beğenmiyor ya. Beğendin mi? Çok, bence sıcak diye. Soğuk ki. Yok, sıcak. Bence o kadar kötü değil bu arada. Çok ince böyle kivinin de tadı geliyor. Kivinin tadını alınca güzel oluyor. Ben niye beğenmedim? Full asit tadı ya. Çilek tadı hiç gelmedi. Fanta tadı da gelmedi. Sadece asit tadı var. Bana hepsi geldi. Pembe kola. Fanta sarı kola diyorlar ya. Hmm. Sen ne diyorsun değil mi? İçemiyorum. İçemiyor musun? Ver ben iç. Fanta'ya kaç veriyorsun? Petek? 5. Ben 1. Ama tadı yok. Var, çok, var çok güzel. Niye bilmiyorsun? Asit sevmiyorum. O zaman sana bir kola verelim Asko. Hayır, o kola değil. Ha, yeşil çay. Pomegranate. Bunlar yazsanız ama. Ay, bunu baksa. Yakıdır, bunu çekiyor. Nakın ya değil mi? Koysun. Hayır. Arkadaşlar, pomegranate ile green tea, yeşil çay. Ama buraya niye 3 harfin nar yazmaya uğraşmak yerine 10 harfli şey yazmış? Acaba neden? Salak insanlar ya, evet. Gerçekten. Evet, aslında. Abi ne rengi pembe? Tam bak her şeyin için aşk o şeyi aldım, gördün mü? Uyy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 y
Of çok kötü. Şimdi deniyoruz. Aa, tadı güzel lan. Koklamadan içince tadı güzel. Ben bir damla aldım. Yemedim. Niye o zaman böyle içiyor gibi triplere giriyorsun içmeye böyle? Böyle. Güzel su içecektim. Güzel bu yeşil çay yani. Ne yeşil çay ya? Şey şakası mı yapacaksın? Pembe çay. Bak gibi. Haydan. Hemen içmek zorunda değilim. Ben beğendim ben. Hiçbir şey beğenmez. Kim var? Benim puanım 2. 2 mi? Aha bak. Aa, arkadaşlar bu yeşil çay değil, pembe çay. Lan senin şakanı çok. Helal lan. Helal lan Yusufi. Asko bir şey unuttuk. Çok kötü, ne unuttuk? Buna puan vermeyi. Sen bakın, hayır sen bakamazsın. Neden? Ben sana bakmak istiyorum. Bunu sen yemezsin, hayır. Ya bak ya. Petek hayır dedim. Ben de lütfen. Petek hayır dedim. Arkana dönüp geçeyim. Bu arkana mı çevirmeden? Sen çok beğendin galiba. Ben arkana mı çevirmeden? Oha şekeri mi kırdın? Şekeri kırmış. Ne yapayım? Bu türlü yemem mi? Hiç göründüğün gibi değilsin. Bunda puanım 6. 6 mı? Benim 9. Gerek ya her şeyi ver mi o kadar? Tamam buna puanım 7. Tamam bir sonrakine ne deneyelim? Ben acıktım. Acıktın mı? O zaman arkadaşlar bir sonraki ürünümüz böyle waffle'mış bu. Waffle'ı böyle rulo yapmışlar kolay yemek için herhalde. Aile boyuymuş. Aile boyu. Tamam şimdi bunu deniyoruz. Bundan bir tane gitmiş sanki ya. Ne kadar küçük. Yo aile boyu yazıyordu. Ne arkasında aile boyu yazıyordu gerçekten. Yani çok büyük bak. Oha güzel. Bir daha yüzünün tarı dekmedim. Bir şey de bembe ya. Beğenmedim. Çikolatası da ucuz. Peki Petek Hanım size soruyorum. Hangi çikolata pahalı? Bunları beğenmedim. Nutella koysalar daha iyi olurdu. Ama bunları çok sevdim arkadaşlar. Çok kötü ya. Ben bunları her gün sabah kadar yerim. Ben.
Sen çok büyük olduğu için yani galiba. Doydum doydum. Bunu iki tane video devam edemeyeceğim artık. Oo, ben çok doydum. Çok kötü ya. Gülüyor, bayatlamış. Açıktı, bayatlamış olabilir. Şöyle göstereyim arkadaşlar size bu arada böyle bir şekilde. Ben daha bir tane daha yiyemem ya. Burucu mu şimdi? Evet, ne yiyelim? Gel mangolu çikolata yiyelim. Böyle arkadaşlar, üstüne Fruity Slot yazıyor. Lan ne demek olduğunu tabii ki de biliyorum. Okul için anlamış olman gerekiyor. Zor. Böyle mi kutuladınız gerçekten? Ben paket maket beklemiştim ya. İşte ucuz alırsan böyle olur. Ucuz değil bu arada. Ha? Bu arada arkadaşlar bunun güncel fiyatı muhtemelen şu an 1000 lira falandır. Ha, yürü git. Ya 10 euroya aldık. Videoyu bir yıl sonra atarsan bir adım. Şimdi... Çok güzel. Güzel mi? Bu arada bize hiçbir şey vermedim. Hepsini at. Oha. Abartma ya. Aşırı güzel. Ne ya? Çok kötü. Berbat. Gaza getirdin. Ama ilk defa etraf çikolata kaplı bir meyvenin içindeki meyvenin taze olduğunu gördüm. Hep böyle şey koyuyorlar işte genelde. Kurumuş oluyor. Bayat falan oluyor. Bu güzel ama yedikten sonra güzel geliyor da. Bu sanki düşmüş de kapağı açılmış gibi çünkü kutunun içerisi ambalajlı değil. O yüzden acaba bozuldu mu bu? Bence tadı böyle iğrenç. Senin için her şey iğrenç Petek'cim. Onu ye bakayım. Nasıl? O da mı iğrenç? Daha da iğrenç. Ağzısı daha çirkinmiş. Çikolatası ucuz zaten. Belli değil de. Dr. Pepper hiç içtin mi? Biraz önce sen sarılıp onu almaya çalışıyordun diyecektim ama bana sarılmadın diye. Arkadaşlar bu Dr. Pepper yurt dışında çok ünlü bir içecekmiş. Yani havuçlu. Evet, armutlu. Hayır, güzel. Hani sözlük olarak kafamda karıştı, tamam mı? İnsan fotoğrafına bakarsınlar değil mi? Ben aslında salak taklit yaptım, karpuzlu, olduğunu biliyorum. Karpuzlu, karpuzlu. Kirazlı olduğunu biliyorum. Karpuzlu. Bakalım da mı pembe kız? Çok güzel kokuyor. Bakalım kız. Kesin iğrenç kokuyor. Bir tane. Uy, bu ne be? İlaç. Ben bu çok, bu böyle çok değişik bir içecek diye biliyorum, tamam mı? Bu şey böyle hani. İlaç kokuyor. Hani kolanın muadili değil, fantanın muadili. Yani böyle normalde olup da mesela kolanın bin bir çeşidi var ya, bu farklı bir şey diye biliyorum. Böyle hiçbirine tamam, benzemiyor. Yoksunuz. Hiç. Ne kokuyor biliyor musun? Lan bu ne? Küçükken içtiğin ilaç var ya. Beyaz. Beyaz ilaç. Evet, o kokuyor. Onu çocukken içtim, büyüyünce bir daha içmedim. Hiç karşıma bile çıkmadı. Yani o kaldı mı yoksa hala çocuklar mı içiyor? Ben geçen sene içiyordum. Oha! Uf, yalan çok güzel lan. Artık yeter. Yalan söylemiyorum. Ne diyorsunuz Petek Hanım? Beyaz ilacın çeşitlisi. İğrenç. Ya beyaz ilaç vardı, annem getirdiğinde hep ağlardı ama ondan sonraki hem portakallı turuncu ilaç peki. Değil mi? Çok güzel, evet. Her zaman bu arada beyazdan sonra portakalı içerdim. Hatta ben çocukken şey yapıyordum. Onun şişesini bile şu an ezber hatırlıyorum. Cam şişesi vardı, onu kafama falan dikiyordum. Annemlerden gizli kafamı dikiyordum falan. Aferin sana. Anlatalı çok güzel. Sakın yapmayın bu arada arkadaşlar. Ya yeter Petek ya. Bu kadar doldurma. Peto. Olsun. Arkadaşlar bu Dr. Pepper yurt dışında çok ünlü bir içecek bu arada. Mesela kolanın bin bir çeşidi olur. Pepsi'si, Coca-Cola'sı falan. Ama Fanta falan olur, sarı kolası olur ama farklı bir şey. İçsene, niye durdurma? Sponsorluk mu aldınız acaba? Sponsorluk. Sponsorluk mu aldınız acaba? Yeter yeter yeter. Cinler geldi ya. Petek döktün yıktın her şeyi. Abi kokusu güzel. Nefesi güzel. O buraya puan vermeyin. Bu da ilaç kokuyor. O kadar kokma, bu portakallı, o gelen turuncu şey. Dr. Pepper'a ben bu arada 2 veriyorum. 1,5. Daha kötü bir şey. Gelir mi diye. Enerji. İçtiğin en iyi şeyi bugüne kadar ki. Yalan söylüyorsun belli ama. Gerçekten. Kesin iğrenç. Gerçekten çok çok iyi. Çok çok iyi. Hepsini iç. Alamam ki. Hala iğrenç şey geliyor. Bu ne be? Çok güzel değil mi? İğrenç. Yeter artık. Oğlum nasıl ünlü olmuş? Bana dedin sen nasıl ünlü olmuş biliyor. Ya. Ha. O kadar övdün ya. Spencer'a karımsın. Burada övmedim. Cidden ünlü bu arada. Biliyorum Asko. Görüyordum da. Tamam şimdi o zaman. Tak şekerleri bilirsiniz. Yakın çekim al lütfen. Şimdi. Bak bu kolalı tik takmış. Türkiye'de yok. Wow. İnanılmaz. Acaba ne tadı var? Kola. Bunu açmanı da buna çeviriyorum ki koruma ne? Aha, kola içeceksin Asko. Oha ne kadar güzel. Asko kola içeceksin. Sayılmaz kola jelibon gibi. Bak hadi bak be. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın her şekerin üzerine tek tek Coca-Cola logosu işlenmiş yani bu gerçekten çok büyük. İşte ye şunu ya hadi. Elini indir hareket yapma. Kola tadı var mı? Yok. Nereden biliyorsun kola tadını? İşte olduğunda söylemiyorum ki benim için. Bir tatlı değişik tat var. Yo nane şeker falan giriyor biraz. Sevdin mi sen? Yenir bu arada arada gider. Gitmez. Değil mi? Niye?
Güzel değil. Bildiğin kola jelibonun şey hali. Tam jelibon işte küçük, kompakt hali. Yenir gider bu ya. Hı? Sinemada falan. Ben beğenmedim. Kaç veriyorsunuz Petek Hanım? Bu yine i4. i4, tam 4. Arkadaşlar bir sonraki Tabasco'nun biliyorsunuz acı sosları falan var. Böyle değişik küçük patates krakeri mi? Öyle bir şeyi. Aa, içinde böyle küçük küçük patatesler var. Aa, inanılmaz. Acaba? Ama çok küçük. Ama çok güzel. Kraker cips gibi ama patates tadı da geliyor. Sen gerçekten patates gibi. Ama yakmışlar bu patatesleri. Acaba baharatından dolayı mı yoksa niye kokusu mu geliyor? Yakmışlar. Ama üstünde siyahlık yok. Boyamışlar mı? Ama yakılmış patates tadı yok mu? Var. Gerçekten ilginç patates tadı var. Bir de acı. Ama çok güzel. Normal patates ya daha iyi. Yakılmış patates. Ben de beğenmedim. Bir şey de beğenmiyor Petek ya. Ne yapayım? Güzel bir şey yok. Bu ben bunu çok sevdim. Buna 9 veriyorum. Bu o kadar kötü değildi. Ben buna 5 veriyorum. Diğerlerine haksızlık olur. Değil mi? Bunlar daha kötü. O zaman arkadaşlar bir sonrakinde Mini Dickmans. Bu da Almanya'nın şey herhalde. Bizim çocukken grubumuz vardı. Adı Dickmans'tı biliyor musun? Çok düşünemiyorum. Niye? Müzik grubumuz vardı Dickmans'ta. Aa, sunumu çok güzel. Bayram çikolatası. Çok yapıyorum zaten kız. Olsun böyleymiş. Ha, şekli öyleymiş. İçi böyle. Sunumu çok güzel. Ben beyaz yiyeceğim. Tane. Hepsinden bir tane yiyelim bence. Tamam. Bunlar yapışmış lan. Aa. Baya güzel bu arada. Dibine dibi güzel. Dibinde waffle var. Bir ağızla yapışıyor değişik ama. Çok erimiş. Çikolatası güzel. Dolunsa güzel. Hoş. Çikolatası güzel değil. Çikolata bu güzel. Bir de Alman işi aslında çikolatasın. Evet bu arada o kadar güzel değil. Beyazı o kadar kötü değil. Denir mi? Ağır değil bu arada. Normal çikolata gibi. Bozuk çikolata gibi. Ucuz çikolata gibi. Senin tabirinle. Arkadaşlar bu arada ben buna 10 üzerinden, ya bak soğuk olsa 10 üzerinden 8'e gider ama ben 10 üzerinden 6 veriyorum. Çünkü çikolatası çok hoşuma gitmedi. Ben 4 veriyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar Petek'in standartları bak ne karışık. Ne kadar güzel şeyler yapıyor. 3-4 veriyorsun ama sen beni beğeniyorsun. Gördün mü? Ben 10 üzerinden 10'um. 10 üzerinden 10 ama... 10 üzerinden 10 ama kola içmiyor. 1000. 1. Ama şey değil mi? 10 üzerinden 10, onun tersten yazanlardansın sen matematik mi yapıyorsunlar ya. Ya 10 bölü 1 yazanlardan. Evet, onu oradan içemez. İçi çünkü şey çikolata sütlü görüntüsü de aynı. Çok ister. Bozulmuş bu lan. Bozulmuş. Çok güzel. Bozulmuş bu. Son komentar nerede yazar? Harbi bozulmuş. Bir eksiklik var. Kokos tar gibi ama. Evet, kokos tar çok güzel. Biraz da ekşi. Evet. O kadar içme. Sana öyle gelmiş. Bu arada bozuk değil. Aynen. Bozuk değil, sana öyle gelmiş. Ben de 10 üzerinden 8 veriyorum. Bu çünkü cidden çok güzel. O kadar güzel ya. Kokosları sevdiğim için az kalmam. Yiyelim az bu şimdi. Arkadaşlar şimdi M&M bu tuzlu karamelliymiş. Normalde şey var, fıstıklısı var, normal çikolatası var ve patlaklısı var. Bonibon lan bu. Şaka. Bak şey. Bakayım. Bir şey ben alayım. Bir şey ben alayım. Senin. Efe artık sana güvenmeyeceğim. Sen bunu seversin. Ya. Bu bayağı güzel bu arada. Yediğimiz en güzel şey bu bence. Çünkü karamel içinde şey karamel olarak çıkıyor. Yediğimiz en güzel şey buydu. Arkadaşlar böyle içinde karamel topu var. İnsanlar niye yediğin şeyi gösteriyorsun? Ağzımı açıp gösterdim. İsim arasını gösterdim. Ama fotoğrafları koymuşlar. Ama güzel. Bu bayağı güzel. 10 üzeri 9,5. 9, 9. 7. Arkadaşlar şimdi krem peynirin milkalısı. İyi. Bu da sürülebilir milka bilmiyorum. Ama krem mrem bir şey yazıyordu üstünde. Bir şey yazmıyor. Bak. Krem peynir. Rusça yazıyor. Nasıl okudun onu? Ama krem yazıyor. Salladım kreme benziyor sadece. Öyle yiyeceğim sandım bakayım, değil mi? Bakayım. Bu ne biliyor musun? Şey, ucuz, puding. Ucuz Nutella. Söylerim kaşınıyor. Para gelecek. Cidden mi? Evet. Ne oldu? Benim de kaşınıyor ya. Kaşınsın ne olur. Ne oldu? Hadi. Hadi gelsin. Arkadaşlar param bitti. Para da... Ha? Like Nutella. O çok güzel. Kötü gibiydi ama güzel oldu. Güzel gibiydi, kötü oldu. Krem peynir var değil mi içinde? Peynir bak var. Dedim sana, laf ettim bana o kadar. Bunu size o kadar göstermek istiyorum ki şu anda. Bak KPMMA var burada. Krem demek o işte, krem. Az benimle oynasana ya. Ben beğenmedim ya. Nasıl beğenmedin ya? Bileyim, beğenmedim. Kızım kaç para biliyor musun sen? İleride çoluğun çocuğun rızkını yiyoruz. Saklayalım o zaman. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını buna verdik. Ya beğenmedim diyor. Saklayacağız tabii. Ya da yiyeceğiz hepsini. Ne biliyor musun? Ne Petek Hanım söyle. Donate var ya. Öyle mi? Bir de normal kremayı karıştırmışlar. İçine çikolata. Hayır ama içine peynir de var. Ne deneyelim? Çok çikolata oldum ben.
Evet, kaç puan? Yıkamanın sıralama. Arkadaşlar şimdi Swedish Fish. Şu balıklar tropikal değişik şeker herhalde bunlar. Ya bilmiyorum. Evet, balık şekeri. Şimdi konuk oyuncu geliyor. Swedish neresiydi? İsveç. Değil mi? Ne bileyim ya. Oyuncak yollamışlar. Aa, içinde böyle değişik değişik balıklar var. Jelibonum su. Ne kız? Ay, komik oyuncu geldi. Balığı görünce ne nedir? Alaska. Yedir mi? Ay, şaka arkadaşlar. Kedilere şeker yedirilmez. Koklasın. Kokla kız. Tamam, sen burada duracaksın. Otur. Otur. Aa, bu güzel bak. Ben. Portakalın mı? Az önce ne yedin ya? Sen ne yedin az önce? Portakalın. Niye portakal diyorsun? He. Ben farklı bir rengi güzel dedim sana. O ne? O ne yine? Limon herhalde. Evet, bu daha güzel. Arkadaşlar, kedi niye mutsuz demeyin. O hep mutsuz. Bu kötü. Kötüsü niye bana verdin? Kötü. Tadına bak. Hepsini deneyim bitirmiyor bile. Yiyecek misin daha? Bak. Ya tamam, bu arada İsveç işi oldu belli yani. Bu arada çok güzel. Bu güzel. En güzeli bu. Pembe miydi bu? Limonlu güzel, portakallı güzel, sonra pembe güzel, sonra mor. İğrenç. Ama şimdi şeker olarak 10 üzeri 7 falan bu arada. 10 üzeri 5. Yeterli attık ya. Bir sonraki abur cuburumuz Milka. Milka'nın böyle şeyi, yumurtaları Paskalya özel herhalde. Hediye bak. Edi. Ulan sen de. Arkadaşlar, Edi'ye yürümeyi öğrettik. Kediyi bırakalım. Ya madem açık değil, oraya niye olmuş koydular böyle etrafını sarıda? Sırf güzel gözüksün diye. Vallahi yani. Dimasko, sence de mi? Bir yumurta sana, bir yumurta bana. Kokla bakayım. Çocuğu bırak artık. Beğenmedi demek kötü. Aa, benimki. Ayçi beyaz. Senin? Benim de beyaz. Beyaz yumurtanın kok. Arasında. Ne çıktı? Bokla çıkabilir. Ben alalım. Bunun ne özelliği var şimdi? Boş para. Al ye. Beyaz çikolatayı bildiğin... Ama güzel. Ya, Milka, normal evet, Milka. Kaliteli çikolata da. Ama beyaz Milka çikolatasını yumurta yapmışlar. İçinde de bir şey yok. Onun çikolata yüzden 10 üzeri 7. 10 üzeri 6. İlk defa 6'ya yedim herhalde. Arkadaşlar, bu vanilyalı kolaymış. Bakın, bu vanilyalı kola. Ne yaptın? Sen yaptın. Yeter. Bak, bu güzeldir bu arada. Bence bunu seversin. İç bir. Sana ne biliyorsun? Vanilyalar şey güzel bence yani. Hafifletir. Çok mu kötü? Arkadaşlar, burada hayatımda hiç kola içmedim, o yüzden içmiyorum. Ne içmiyorsun değil mi? Yani al buydu. Hadi yapma. Zaten içeri kalmadı hiç. Ne biliyor musun? Normal kola ama böyle Bim kolaları var ya, biliyor musun? Bir kola. Bu neydi? Le kola. Le kola, ondan. Zamanı daha iyi biliyorsun. Arkadaşlar, sonraki kolamız Coca-Cola Zero. Aa. Ama şeymiş, Intergalactic Limited Edition. Bu Türkiye'ye geldi galiba. Biz aylar önce aldığımız için. Evet, aldığımızda yoktu büyük ihtimalle. Pembe mi o? Aa, evet. Evet, dur, yeter. Biliyor musun bunu? Evet, geldi Türkiye'ye. İçtin mi hiç? Çok şekerli kokuyor. Şekersiz ama. Çocuk git. Çok şekerli. Annenin dikkatini dağıttı. Kola gibi değil, bunu tadabilirsin. Hayır. Çok şeker oldum ben artık ama son bence çikolatayı da yiyelim, bence, kurtulalım. Hayır. Bence son çikolatayı yiyelim, onu sonra. Son çikolatayı yiyelim artık, kurtulalım. Arkadaşlar, bu Kit Kat ama patlamış mısırlı. Üst tabakasında patlamış mısır varmış. Güzel. Ben patlamış mısır hissediyorum şu an. O kadar kötü değil bu arada ya. Bulunuk olsa gider. Normal yer misin? Evet. Kötü. 10 üzerinden kaç veriyorsun Petika'nın? 4. Normal kişilik ama bir garip ya. 60'ı da hissedebiliyorsun. Ben 10 üzerinden 6 veriyorum bunu arkadaşlar. Nasıl? Tamam, sen evet. Sakız istedim. Moru bir de yeşili var. Böyle değişik bir sakız arkadaşlar. Bu da popüler diyebiliyorum. Şimdi hangimiz acaba şey yapacak? Ben yanılı canım. Hepsini ağzımıza atalım. Ha, hepsini içeyelim hadi. Hadi yarış. İçinden böyle şey çıkıyor. Hepsini ağzımıza atamayız. Böyle ince ince sakızı atabildiğim kadar. O neyle bakayım kokusuna. Çok güzel, bunu ne? Bunu kokla. Elma. Yeşil elma. Bu ne? Hepsini ağzıma atacağız. Yürü git lan. Bu iğrenç. Bunun kadar iğrenç hiçbir şey yemedim. Elmanın kokusunu aldığım anda canım o kadar şekildeki ne olur ver. Petek ne olur ver. Hadi hepsini al. Petek ne olur hadi. Hadi yarış. Ağzını hepsini atmış. Sen at ağzısını. Hadi. Ben de onu istiyorum çünkü. Ben de ondan istiyorum.
Tamam ben sakızı çıkarınca kenara koy, sonra çiğneriz. Hepsi bir anda boş etmesin. Ya ne hepsini? Ya onu yemem ben petek. Onu nasıl yiyeyim? Petek. Onu mu koymuyor? Hepsi mi? Hadi hepsini ağzına at. Hadi şişirmeye dış yapacağız. Ne? Midem bulandı. Ya bu tek açını paket her... Millet bunun hepsini çiğner de tek açıda. Yoo. Midem bulandı mı? Benim ne bulandı? Hadi. Hepsini. Arkadaşlar ağzım sakız olmuş, şişeceğiz mi şimdi? Böyle bir koku var. Çok kötü. Ekşidikten gözüm çeyiliyor. Tatlı mı? Sen şişir hadi. Bunları için önce şekerini alıp böyle şey... Sakız kıvamına çayım yok. Onu yaparsam çayım vardı. Logitech gibi olurum. O zaman şey yapalım. Logitech gibi olsam sen misin? Mouse gibi. Şey yap, suyla çalkala öyle yap. Arkadaşlar, Rallay nasıl yapılır biliyor musunuz? İşte böyle. Bir şey yok. Şişir 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 şişir. Gözlüğe gelmesin. Patlatacağını sandım. Yok hadi bir daha. Hadi bir daha. Arkadaşlar çenem o kadar ağrıdı ki artık konuşamayacağım. Zaten konuşamıyordum. Şimdi ben sakıza 10 üzeri 3 veriyorum. Aslında ağzımıza attık ve yorduk diye o kadar kötüydü. Yoksa güzel hepsini atacaktık işte. Ağzım ağrıdı. Neyse ben yeşil elmalıya 3 veriyorum. Yeşil elmalı bence 5, üzümlü 3. Üzüm çok kötüydü. Üzümün tadını almadım. Alsaydım şu an durmazdım burada. Arkadaşlar. Şu an bence benim en merak ettiğim ve en güzel ürünü içiyoruz. Cheetos Flamin' Hot. Türkiye'de yok. Böyle şey aşırı acı. Arabistan'dan gelmiş. Hadi Arabistan'dan gelmiş. Aşırı acı. Evet. Abi niye beni beklemiyorsun? Ben de öyle istiyorum. Bilmiyorken benzer geldi bu bana. Ya bu arkadaşın içinden böyle şeyler, cipsler çıkıyor kırmızı. Bu ne biliyor musun? Hı. Sen normal daha acı değil mi bu? Bilmiyorum belki bizim tatlıdan bağırdığı için bildiğimiz. Ne biliyor musun bu? Yuvarlak şeyler var ya. Çerezanın böyle bir şeyi var. Evet, onun aklıma geldi. O değil mi? Ama bunun normalde koyu kırmızı olması gerekiyor. Ne ya? Çok çirkin şeyler. Biz farklı modelini aldık büyük ihtimalle. Koyu kırmızı da şey var çünkü bunların. Ciddi mi? Şey olsun diyemem. Hafif bir acı bu. Boğazım yandı. Boğazını nereye götür? Ben çok acı yemeği seviyorum ya. Ben tek yemeğe işte bütün acı sosu döküyorum ya. Çok kötü. 10 üzeri kaç? 7. Ben 9.5 veriyorum. Yani en beğendiğim şey buydu. Ben de. Hava çok acı. Tam geriye şey kaldı. Milka'nın cappuccino'su kaldı. Ama bunu yapmakta bir uğraşamam. Bunu denemeyelim, uğraşmayalım. Arkadaşlar şimdi en son ürünümüze geldik. Toxic Waste bilirsiniz en ekşi şeker geçiyor ama bunu önceden yemiştim. Alma sebebim üzerinde nükleer fission yazıyor. Nükleer füzyonu. Yani normalin 5 katı falan ekşi olması gerekiyor bu. Ama çekişte bir şey yok merak etme sen. Paketi çok tatlı. Değil mi? Evet. Kutusu. Tamam içinden böyle şey çıkıyor. Niye onu verdin? Şekerde. Ha? Niye onu verdin? Ay canım size. Ne farkı var? Sana. Aynen. Ne farkı var? Bilmem yok farkı. Ha neyli olduğu yazıyor sadece. Seninki neyli bakayım? Bak neyli benimki maviymiş. Seninki muzlu. Muzlu. Ben de muzlu istiyorum. Ya bu niye? Niye? Daha güzel bu niye? Hayır. Daha ekşi. Hayır bu niye? Evet. Cidden daha güzel bu niye? Ay he. Limonluymuş bu. Bu ne be? Çok güzel. Ben bir saniye nerede olduğum için gelecek şey biliyorum sana. He? Konuşamıyor. Bazen tatlı olacak. Çok kötü. Gidemezsin. Bak tatlı oldu. Çok güzel oldu. Güzel. Değil mi? Normalde daha ekşi bu arada. Hatırlıyor musun? Önce sen normalini yemiştik. Evet. Arkadaşlar buna 10 üzeri 8 veriyorum. Şeker olarak yani çok güzel bir şeker. Ben 6 veriyorum. İyi. Hiçbir şey 10 vermedik yani. Ben 9.5 verdim çünkü her zaman daha iyisi vardır ama sana 10 veriyorum. Ya güzel bir şey anlamışız. Kızım paramız bunlara yetiyor hadi yani. Paramız bunlara yetiyor hadi. Arkadaşlar bir videomuzda beğendiyseniz teşekkür ederim, beğenmişsinizdir. Petek'in kanalına da açıklamadan abone olabilirsiniz. 1 milyon abone olunca... Petek de 1 milyon abone olunca video atmaya başlayacakmış. İşte bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. Daha fazla ne çeşitli video vermesini isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizleri seviyoruz, çok öpüyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.